İyi günler. Bugünkü konuğumuz, ilk defa bir konuk alıyoruz. Önemli bir konuk alıyoruz. Sayın Seçkin Selvi. Şimdi Seçkin Hanım hem tiyatro eleştirisi tarihinde, tiyatro tarihinde hem de çeviri tarihinde, ülkemizin çeviri tarihinde bir yeri olduğu için maalesef size kısa bir şekilde aktarmamız mümkün değil. Çünkü bir insanın kendisi bir meslek, hatta iki mesleğin tarihiyle iç içe geçtiği zaman artık kendisi bir araştırma konusudur. O yüzden sadece böyle size aktarabileceğiz. Ve yine tabii bugünkü konumuz daha önce de belirttiğimiz üzere Kuzgun Acar'dı. Kendisiyle Kuzgun Acar üzerine konuşacağız. Hemen burada kendi anekdotumu söylemek isterim. Açıkçası ben Kuzgun Acar'la tiyatro üzerinden tanıştım. O zamanlar çok sevgili hocam Şahika Tekand'ın öğrencisiyim. Eski öğrencilerinden olarak tabii hareket, performatif oyunculuk vesaire gibi konular üzerinde duruyorsanız tabii Mehmet Ulusoy ve onunla beraber tabii Kuzgun Acar'ın masklarını muhakkak görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Çok çok uzun yıllar oldu ama Mehmet Ulusoy'un çalışmasının, masklarının çalışmasındaki Kuzgun Acar'a verdiği siparişteki masklar Türkiye'de sergilenmişti. Çok önemli bir sergiydi. O sergiye gidince ben aslına bakarsanız vurulmuştum. Dolayısıyla tabii bir taraftan da tiyatroyla bu bir taraftan da tabii tiyatro üzerine çeşitli seminerleri takip ediyorsunuz. O sıralarda da Seçkin Hanım işte tiyatro ve eleştiri, işte sokak tiyatrosu vesaire gibi başlıklar altında seminerlerde konuşmacı olarak yer alıyordu. Bunları tabii bugün artık yerli yerine kafamda oturtabiliyorum. Bu tanışıklık önemli bir tanışıklıktı benim için. Dolayısıyla buradan başlamak istiyorum Seçkin Hanım'a. Sizin Kuzgun Acar'la tanışıklığınız, hikayeniz nasıl gerçekleşti, nasıl evrildi, onu bize nasıl aktarabilirsiniz? Öncelikle bir saptama yapmak istiyorum. Dediğiniz ki çeviri tarihi ve eleştiri tarihi. Ben hala devam ettiğim için tarihte değil, bugün de var. Hem çeviri yapmaya devam ediyorum, hem eleştiri yapmaya devam ediyorum. Kusura bakma işte şey. ne kadar tanımlasak bile hep bir köşesinden eksik kalıyor sanırım böyle bir şey. Gerçi 11 aydır eleştiri yazamıyorum tabii bu. Pandemi dolayısıyla tiyatrolar kapandı. Benim de ayağım kesildi maalesef ama çeviriler zaten devam ediyor. Evet, Kuzgun'la nasıl tanıştım dersek. Şimdi Kuzgun öyle bir insandır ki, Kuzgun'la hangi tarihte, hangi olayda, nerede tanıştığını insan hatırlamaz. Kuzgun hep sanki var olduğundan beri benim hayatımda var ama şu, yani en eski anılarım 68'e gittiğine göre demek ki işte 53 yıllık
En azından bir tanışıklığımız, dostluğumuz yerine koyamadığım birkaç kişiden biridir. Hayatımda çok önemli rol oynamıştır. Şu açıdan çok önemli rol oynamıştır. Aklına ve yüreğine çok güvendiğim için bana akıl vermiştir. Çok tutmuş muyumdur, tutmamış mıyımdır o akılları bilmiyorum ama gerçekten akıl vermesini seven bir insandı. Doğru akıllar verirdi. Belki de tutmuşumdur, bilemiyorum. Yani 53 yıl içinde, tabii bunun 44 yılı kuzgun yok ama kuzgun benim için hep var. Ve ben sağ olduğum sürece hep var olacak tabii. En eski anılarımdan biri işte herhalde 68 yılı söyleyerek. Selahattin Hilal'ın bebekti daha doğrusu. Çiğdem'in ailesinin evinde oturuyorlardı o sırada. Çiğdem Talo'nun. Yani Çiğdem Hilal'dı tabii o zaman. Oradaki evde bir akşam yemeğini hatırlıyorum. En eski anılarımdan biri olarak. İşte bu 53-54 yıl öncesine gidiyor. Ondan sonra tabii o kadar 24 saatimiz beraber geçtik. O kadar 7 gün 24 saat beraber olduk ki. Spesifik bir ayrım yaparak hani şu tarihte, şurada, o tarihte, burada diyemiyorum. Tabii belirli odaklanmalar olacak, onu konuşma içerisinde değiniriz. Öyle. Sanırım Fındıklı'daki evinde daha çok şey yapıyorsunuz, Çet üstündeki, gidiyorsunuz. evet. Yani Yetişmek Japon gibi. konsolosluğunun arkasındaki bir evdir o. Ondan önce ama şöyle bir şey, çok tuhaf bir tesadüf. Benim 1962, 63, 64 yıllarında oturduğum Teşvikiye'de bayır sokak vardır. Bayır sokağın başında Adalet Hanım apartmanı vardı. Ben 62, 63, 64'te orada oturdum. Sonra 70'lerde Kuzgun'dan tersine oturdular. Aynı dairede. İnanılmaz bu. Efendim, evet. Yine Ben de inanılmaz bu. evet. Yani öyle bir kesişiyor ki yollarımız. Şu ya da bu şekilde buluşuyoruz. Peki onun bu tiyatroyla olan ilgisini nasıl tarif edersiniz? Yani bu çünkü hani çok üzerinde durulan bir konuda değildi yanılmıyorsam bugüne kadar. Nasıl bir ilgisi vardı tiyatroya Kuzgun acaba? Şimdi şöyle bakalım. Tiyatroyu politikadan, yani dünya politikasından, sosyoekonomik koşullardan ayrı düşünmek mümkün değil. Kuzgun da sosyoekonomik koşullar ve siyasi ortamda ilgili bir insan olduğu için otomatik olarak tiyatroyla bir organik bağ var. Onun ötesinde tiyatro hareket eden bir sanat. Kuzgun'un heykelleri de hareket eden heykeller. Kuzgun da sanata hareket ederek bakan dinamik bir sanatçı. İster istemez tabii buluşuluyor. Mehmet de öyleydi, Mehmet Oğuz'u öyleydi. Güzel bir buluşmadır ikisinin buluşması. Tabii bir de Kuzgun'un zaten çok eskiden bir Fransa geçmişi var gençlik yıllarında. Yani ilk ödül aldığı zaman, Fransa'daki ilk sergilerini açtığı zaman Fransa'yla da öyle bir organik bağ diyeceğim, öyle bir bağ var. Mehmet Kafkasya Beşir Dairesi'ni koyarken tabii uzun gibi bir sanatçıyla çalışması Mehmet adına da Türk tiyatrosundaki Umutlar adına da müthiş bir kazanımdır. Şimdi orada maske değil yaptığı ya, tamamen sahne tasarımıdır Kuzgun'un orada yaptığı. Cezayir ve Fas kıyılarından toplanmış deniz kaplumbağası kabuklarından askerlerin zırhları yapıldı. Tencereden, çataldan, bıçaktan yapılan masklardır onlar. Yani tencere kapağı yahut işte bir ibrik saplı. Oturarak özünün çalışılmış bir seramik yahut papye maşe yahut başka bir malzemeden değil. Bizatihi gündelik kullanımdaki mutfak eşyalarından, soba borusundan ve dediğim gibi Cezayir ve Fas kıyılarından toplanmış deniz kaplumbağaları kabuklarından yapılmış bir düzenleme görüyorum. Onun için çok değerlidir ve ikinci bir örneği yok daha dünya tiyatrosunda. Benim ilgimi de hep şey çekti zaten. Şimdi bu birlikteliğin daha başka örnekleri var da biz mi bilmiyoruz yoksa Kuzgun Acar sahne sanatları açısından hani
hani daha sonra hiç iletişime geçilmeyen bir önemli heykeltıraş olarak mı kaldı? Evet, sahne sanat açısından yani çok iyi bir izleyici olmanın dışında fiilen yer aldığı, fiilen katkılar bulunduğu olay Kafkas Savaşı dairesidir. Onun dışında yok. Peki burada acaba tiyatronun yani genel anlamda tabii hani kişiler olarak söylemiyorum ama acaba ülkemizdeki tiyatro yeteri kadar ilgi mi göstermedi Kuzgun'a? Türkiye'de kim kime ilgi gösteriyorlardınız? Yani Ya bir birikimi, belli bir donanımı olan, dünyaya belli bir pencereden bakan insanlara ne kadar ilgi gösteriliyorsa o kadar. Zaten Kuzguncuğum da işte nezarete atılmaktan, bilmem gözaltına alınmaktan, polisten kaçmaktan zaten başka bir şey yapacak vakti de yoktu. Olan vakitte bile hani bu bahsettiğimiz insanlar 50 yaşlarını görmemiş insanlar. Yani kaç yaşında başladı, neler verdi, bir yıl sergi açtı, bir yıl yapıt verdi. Bu arada tabii tiyatroda ilgilendi ama en büyük katkısı Kafkas'ta da çözüldü. Bir de bildiğim kadarıyla şöyle bir şey var. Bu Mehmet Ulusoy'la tanıştığı süreç orada Devrim İçin Hareket Tiyatrosu var. Ama bununla beraber aslında yine o yıllarda İstanbul'un birçok bölgesindeki hala fabrikalar var. Bir şey oraya da bir katkı yaptığını görüyoruz. Yani örnek olsun çeşitli yürüyüşlerde fotoğraflar var. Zaten Özellikle bu iş grevlerde kültürler çıkar. fotoğraflar var, grev Evet. oyunlarında. Zaten muhtemelen Mehmet Topuzlu'nu biz tanıştırmışızdır. Çünkü şöyle bir şey, Devrim İçin Hareket Tiyatrosu, Tiyatro Töz'den ayrılan birkaç arkadaşım kurdu. Yani Tiyatro Töz kapanmak zorunda kalınca, Mehmet Ulusoy, Oden Güney, Ali Özgen Türk, Işıl da vardı zannediyorum bu sırada. Işıl Özgen Türk. Onlar Devrim İçin Hareket Tiyatrosu'nu başlattılar. O yüzden Mehmet'i herhalde Kuzgun'la da biz tanıştırmışız diye düşünüyorum. Hani dediğim gibi belirli olaylara şey yapamıyorum, saklayamıyorum nerede ne yaptığımızı ama Tiyatro Tosun ardından gelen bir oluşum olduğu için Devrim İçin Hareket Tiyatrosu herhalde bizim kanalımız. Tabii onlar çünkü grev yerlerinde ya oyun oynuyorlardı. Kuzgun da oralarda zaten vardı. O yüzden Ek olarak şöyle bir şey de söylüyor sanırım. Yani heykelin, resmin ama tiyatronda aslında kolektif ve bir amaç uğruna kolektif olarak üretilebilir. Ama bir amaç uğruna da sergilenebilir olduğuna inanıyor. Yani son 20 yıldan beri belki de son 30 yıldan beri böyle bir şey, böyle bir görüş, böyle bir düşünce yok sanırım. ama şimdi ayıramazsınız. Yani tiyatroyu diğer sanat dallarından Hı. ayıramazsınız. Edebiyat da geliyor, şiir de geliyor, müzik de geliyor, tabii ki heykel de geliyor. O yüzden ve dediğim gibi sanatı politikadan ayıramadığımıza göre, sanatı belli dünya görüşlerine ayıramadığımıza göre belirli amaçlar doğrultusunda ürün veriliyor. Dünyaya hangi pencereden bakıyorsak yaptığımız işte oradan ürüyor. Benim aklıma hemen gelen bir şey var, onu ifade etmek isterim. Şimdi Kuzgun'a baktığımız zaman onun hani şey sözleri çok önemli geliyor bana. Yani zaten benim de biraz aklımı açan odur. Hani aslında insanı yakalamıyor ya da kuşu yakalamıyor, hareketi yakalıyor. Bütün hatta malzemesine varıncaya kadar bütün yaptığı şey aslında hareketin peşinde koşmak, hareketi yakalamak, dondurmak vesaire. Hani bununla çok çeşitlendirebiliriz. Ama diğer taraftan Kuzgun kişi olarak da yani sadece yani sanatçı tırnak içinde bir sanatçı olarak bir kişi olarak da zaten çok acayip bir hayatı var. Hani işte Beykoz köylerinde film gösteriminde işte Türkiye İşçi Partisi'yle birlikte film gösterimlerine koşturmaktan tutun. Dediğiniz gibi hani yasal kovuşturmalara uğrayıncaya kadar işte bir atölyesi yok işte şeylerin hurdacıların atölyelerinde heykel yapmaya çalışıyor. Onun o sanatsal üretimi hangi koşullar altında gerçekleşti? Ya da siz o üretimi o üretime
Nasıl tanıklık ettiniz? Hangi koşullar altında gerçekleşti derken neyi kastediyoruz? Yani gündelik hayatında o sanatsal üretimin yeri nasıl? Orada yaşadığı zorluklar, yani çünkü çok rahat ve şey bir hayatı yok. Yani böyle Yok oturan, tabii. durgun bir Yani hayatı mesela yoktu. bağımsız bir atölyesi olmadı kızım hiçbir zaman. Yani, zamanında Maya kanalıyla bir takım çalışmalar yapmış. En son öldüğü sırada Cevdet Altun atölyesinde ortak evde çalışıyordu. Bir heykel, iki heykel projesi vardı. Biri Marmara Adası'nda, birisi Necdet Özkan'ın üstleri belediye başkanı olduğu Bayrampaşa'ya. Onlar bir yönetim atölyesinde yapıyordu. Dediğim gibi özel bağımsız bir atölyeye sahip olma şansı olmadı hiçbir zaman. Bu herhalde bir sanatçı için özellikle de gündelik hayatında zorlayıcı bir öğe olsa gerek. Öyle tabii çünkü yani ister istemez zor şartlarda, sınırlı şartlarda çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Yani kendinize ait bir atölyeniz olsa dilediğiniz gibi çalışırsınız. Hafızın her şeyi kafasında üretip ondan sonra hayata geçirdiği için belki oradan çok fazla zorluk çekmedi. Sadece işin gerçekleşme amacının aşamasında bir yere ihtiyaç duydu. Ama zaten her şey kafasının içinde gelişiyor, var oluyordu. Eskizleri öyle, desenleri öyle. Mesela şu anda karşımda duran bir deseni var. Kafamı çevirdiğim zaman hep o deseni görüyorum. Muhteşem bir desenleri. Konuşuyor muydunuz üzerine bu çizimler vesaire ya da kafasındaki gerek malzeme gerekse iş olarak üreteceği şeyler Hayır, hakkında? tek konuşmaz. Tek konuşmaz. Sadece bu Marmara Adası'na yapılacak heykelde çok heyecanlanmıştı. Çünkü Nazım'ın dizelerinden hareketle bir geldi. Denizler hep birlikte çekebilme dağları esprisi içinde bir heykel oluyordu. Gençler, ülkenin umudu olan gençler hep birlikte balıkçılarla beraber denizden ağaç çekerlerken bir heykel olacaktı. Onu gerçekten hazırlarken müthiş heyecanlıydı ama hayata geçirmeye fırsat olmadı. Peki yaptığı işi yani heykeli tabii ki hep anlatılar üzerinden tanıyoruz biz. Hani burada siz şu anda canlı bir tanık olduğunuz için. Kendi heykelini işte gerek politik mücadelenin içerisinde olsun gerek hayatın içerisinde olsun ben hep öyle algıladığını düşünüyorum. Yani sanatı yani sadece heykeli değil genel olarak sanatı hayatın üstünde hiyerarşik olarak bir yere yerleştirmeyip onun böyle hayatta çok sıradan ve doğal bir bağlantısı olması gerektiğine dair bir algısı vardı yanılmıyorsam. Tabii. Mesela bu Ankara'da Güman'ın duvarına yaptığı ve sonradan kaldırılan, satılan, yok edilen, yıllar sonra tekrar ortaya çıkarılan heykel, bir Anadolu'daki kuraklığı, Anadolu'nun sıkışmışlığını anlatan bir heykeldi. Yani aman işte Güman'ın önünde de bir estetik açıdan önemli olan bir bilinen mozaik yapayım değil. Orada da Anadolu'nun kıraçlığını, Anadolu'nun verimsizliğini, Anadolu insanının öksüzlüğünü aktarır. Ama bunlar tabii soyut heykeller. Yani bunları göremezsiniz. Baktığınız zaman. Diğer heykelleri böyle. Mesela Antalya'ya yaptı. Haşim İşcan heykeli. Antalya'ya çok emek vermiş bir insan Haşim İşcan. Belediye başkanı olarak zamanında. Sonradan Selahattin Çamış Ankara Belediye Başkanı iken onun anısını yad etmek adına bir Haşim İşcan heykeli istediler. Üstünden. Kızım düşündü, Haşim İşcan'ın büstünü yapmak yahut boydan boya resmi yapmak. Haşim İşcan'ın dedi, yaptığı iş emek değil, eliyle. Ve Haşim İşcan'ın elini yaptı. Çok da hoş bir şeydir. Versay'la alyansları da o heykelin içindedir. Yani Müthiş. bu heykeli bir de başka bir şey oldu. Şimdi heykelin maketini götürüyoruz Antalya'ya, Kuzgun'dan ve oğlum o sıralarda 5-7 yaşında falan otobüsle gidiyoruz.
heykeli kurdunun elinde, yani bir yere koyması imkansız çünkü alçıdan bir maket. Bir de ne kadar bir parmağı kırıp kapıp tamir ettik. Bir de parmağı kırıp onu tamir ettik. Öyle bir macera otobüs yolculuğuyla Antalya'ya götürmüştük. Güzel bir hikaye. Onu belediyenin de koymuşlardı. Sonra ne hikmetse, tabii ne hikmetse değil, ne hikmet olduğunu hepimiz biliyoruz da. Bütün bir takım heykelleri yok ettiklerini onu da ortadan kaldırdılar. O da yıllar sonra yine bir takım insanların zorlaması ile isteğiyle Antalya'daki parka yerleştirildi. Hiç olmazsa bugün hala orada var. Hem Kuzgun'un anısı yaşıyor hem Haşim İşçen'in anısı yaşıyor. Şimdi bu GİMA'daki heykelin ortadan kaldırılması ya da Gülenek Parkı'ndaki heykelin bir şekilde yok edilmesine örnek. Berse Hanım'la konuştuğumuzda şunu sordum. İlk kaybolan ya da ortadan kaldırılan heykeli hangisiydi diye. Türkiye rölyefi GİMA'nın önündeki ben dedim ki bir tane daha var ama ondan çok önce. İmece'deki mi? Efendim? İmece'nin önündeki mi? Hayır Maytepe hayır. Paşa. GİMA'daki kaldırıldı ya. Evet, hayır, kaldırılar başka bir yer. Yani onu yok ettiler bir biçimde. Parça parça satmışlar. Fakat bir milli atlet var. Ömer Vesim Koşalay. 53'te sanırım hayatını kaybediyor. 59'da da Kuzgun Acar'a mezarına bir büst yapılması teklif ediliyor ve yapıyor. Ömer Besim Koşalay'ın. 1969 ortalarında işte ülkemizin bir illiğinden kopup gelmiş İki insan gezerken diyorlar ki ya bu güzel bir şey, malzeme, pirinç. Bunu çalıyorlar. Bayağı para eder. Bayağı para eder. Çalıyorlar. Peki ne yapıyorlar? İstanbul'daki bütün hurdacıları dolaşıyorlar ama satamıyorlar. İşte Biliyordum onu. o ilin de geldikleri ilin de belli bir mesleği var. Hadi söyleyeyim, leblebiciler. Evet. Ondan sonra bu sefer hemşerilerine gidiyorlar. Bunları satmaya derken enseleniyorlar. Basın açıklaması tabii yakalanmış, haber olmuş. Haberde şu cümleyi kuruyorlar çalanlar, hırsızlar. Yahu diyorlar, biz Ömer Besim Bey'in Türk sporuna bu kadar katkı yaptığını bilseydik böyle bir saygısızlığa girişmezdik. Çalınan aslında ortadan yok edilen ilk odur. Dedik, belirtmiştik ya 10 yıldan beri bakıyoruz diye Sertaç'la beraber Kuzgun Acar'a tarama yapınca bir de hani Kuzgun Hoca üzerine bir iş verilebilir size. Araştırma yaparsınız bu başka bir şeydir. Ama Kuzgun Hoca'yı severseniz, severek üzerine bakarsanız böyle ayrıntıları Anlaşılmış. bulursunuz. Tabii. Çünkü şöyle bir şey var. Kuzgun Hoca'nın Türk sanatında müstesna bir yeri olduğunu söylememe izin verin. Çok haklısın. Ama öyle. Öyle Yani tabii. tabii ki benzerleri vardır. Ama öyle yani. Öyle. Yani örnek olsun. 1976'da bu genç yaşında yaşamını kaybettiğinde Belçikalı Türkiye'li İşçiler Birliği'nin bir açıklaması var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki işçi bir anneden doğan, işçi sınıfına sanatını sunan gerçek bir sanatçıdır diyor. Yani bir sanatsal üretim
gidip karşılığını buluyor bir yerde. Ya da Fersa Hanım'la sözlü konuşmalarımızdan bir örnek verirsek, bir heykeli var İstanbul'da. Sonra halkımız gitmişler o heykeli oraya salıncak kurmuşlar heykele. Ama bu şey için yani Kuzguncaklar için bu şahane bir şey. Evet, güzel bir beraberlik, güzel bir duygudaşlık. Tabii. Sadece o mu? Örnek olsun. Şimdi şeyde bu İMEÇ'den geçerken bir bakmıştım şey yok. Heykel yok ortada. Evet. Geçmiş yıllarda. Sonra baktım anladım ki şöyle bir şey var. Restore etmeye almışlar. Fakat bir süre daha bekledim. Bir süre daha bekledim ama o heykel bir türlü yerine yerleşmiyor. Sonra ben ilgilileri aradım. Pardon, önce mesaj attım. Yani ne zaman bitecek diye. Sonra beni aradılar. Dediler ki ya ilk defa böyle birisi bizi aradı. Bu nasıl bir şey? Çünkü artık Kuzgun Acar halkın kendisi olmuş durumdadır. Yani ya kamulaşmıştır artık. Artık kamunundur. Özel değildir o. Yani Türkiye halkının ki kaldı ki şeyi de konuşmalıyız bence. Onun bir politik yanı da var. Çok Buradan haklısın. hiç geri adım atmadı. Ya ayırt edici özelliği buydu Çok diye. az bilinen, çok az bilinen bir olaydan söz etmek istiyorum. Uzun bunu da hiç anlatmazdı ama Yunan Savaşı'nda gidip Yunanistan'da savaşmış, komutanlık yapmış bir insandır. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi işgali sırasında Yunan ayaklanmasına katılmıştır gencecik yaşında. Bunu da kimseler bilmez, söylemez çünkü dile getirmezdi. Müthiş. Yani bu kadar aslına bakarsanız galiba hayatındaki bu kadar önemli şeyleri dile getirmeyen insanların da aslında nasıl bir ahlaka sahip oldukları, nasıl bir duruşa sahip oldukları da ortaya çıkıyor gibi düşünüyorum. Nasıl bir ahlaka sahip oldukları çıkıyor, bir de nasıl bir ahlaka sahip olmadıkları. Ticari bir ahlaka sahip değil. Kesinlikle. Ne ürünlerini, ne kendini pazarlamasını hiç aklından geçirmiyor. O yüzden belki de dünya çapında bir sanatçı olmasına rağmen toplumun çok yakından tanıdığı, benimsemesi gereken bir toplumun benimsemesi gerektiği kadar benimsemediği bir insan. Tabii o toplum içinde neler söylememiz gerekiyor, onu da ayrıca konuşabiliriz. Yani Türkiye'nin toplumu, Türkiye insan maddemesi açısından çok tarihsiz bir ülke. O yüzden bir takım insanların hükümetinin bilinmesini de fazla bekleyemiyorum. Çok sabahtan akşama yaşayan ve sabahtan akşama kendilerine televizyondan sunulanlarla var olduklarını zanneden insanların kesin. Evet. Ne kadar güzel söylediniz. Şimdi sabahtan akşama kadar Cengiz, yaşayan çok abi çok özür özür dilerim. Ya dilerim. söylemezsem hakikaten öleceğim. Söylemek istiyorum. Şimdi siz söyleyince, yani ben aslında bu konuya hani girer miyiz diye düşünüyordum. Siz söyleyince şöyle bir katkı yapabilir miyim diye düşündüm. Şimdi bugün baktığınız zaman bir sanatçının dediğiniz gibi kendi ticari ağını geliştirmemesi, tırnak içerisinde bir iş bilmezlik, bir böyle hani küçümsenen bir şey sanki, öyle değil mi? Hani bugün baktığınız zaman hani kendi ticari gelişimini sağlayamayan bir sanatçının hakkında ne düşünülebilir ki? Ama o gün baktığınız zaman yani Paris'te işte Modern Sanat, Çağdaş Sanat Sergisi'nde ödül almış, orada ödül almış. Şimdi böyle birisinin kendi Paris'teki ticari başarısı müzeye iki için yapıtı koymuş. kesinlikle. Şimdi böyle birisinin kendi ticari ikbali için ilişkiler geliştirmemiş, etmemiş, bunun peşinde koşmamış olmasının altının son derece güçlü de çiziliyor olması gerekiyor sanki. Biraz bunun Şöyle bir için şey. söyledim. Türk toplumu derken işte ben de bunu kastediyorum. Hani bir takım insanlar biliyorsun da atları lazım diye. Ne bileyim bir işte özel kanalı var.
spor programı yapıyor, yemek programı yapıyor, yarışma yapıyor. Ve bu adam bir başarı örneği olarak sunuluyor ve bir başarı örneği olarak kabul ediliyor. Ama parası var diyorlar. Parası olduğu zaman başarılı sayılıyor. Türk toplumunun ölçütü maalesef, maalesef bunun üzerine para dayanıyor. Beni çok üzen bir şey bu. Aidiyetimi kaybediyorum. Ya kaybettim çoktan. Bugün de zannediyorum aidiyetimi kaybetmiştim. Kızım da aidiyetini kaybetmişti. O yüzden kendi minicik sınırları içinde kendi yüreğine dayanarak yaşamayı seçti. O yürek de fazla dayanmamış. Diyor ki kuzgun merdivenden düştü öldü. Kuzgun merdivenden düştü ölmedi yani. Kuzgun beyin kanamasından öldü ama insan iki basamaktan düşünce beyin kanaması olmaz. Kuzgun beyin kanaması geçirdiği için merdivenden düştü. Yani Ortaköy'deki atölyenin merdiveninden bir 10-15 basamak indi. Sonra bir sahanlık vardı. Sonra sokak kapısından iki basamak vardı. O son iki basamakla düştü Kuzgun. Yani orada düşüp de beyin kanaması geçirmez bir insanın mümkün değil. Kuzgun beyin kanamasını geçirdiği için o yere yürüyordu. Ve merdiven değildi kuzgun öldüren, bu toplumdu. Kuzgun merdivenden düşmedi, bu toplum onu itti. Bu toplum onu aşağıya itti, bu toplum onu basamaklardan yuvarladı. Kuzgun kolayına ölmezdi, kuzgun son derece sağlıklı yapısı olan, Afrika kökeninden de gelen bir şeydi. Yani tıpkı olağanüstü dans etmesi gibi, olağanüstü sağlam bir vücudu vardı, dirençli bir vücudu vardı. Yani içki içerdi, yemek yemeden içerdi bir zaman ama dayanmadı. Kuzgun'u bir toplumsal koşullar günden güne umut vermek yerine günden güne insanın umudunu kıran koşullar sarsın. Bir yerde Aziz Nesin'in bir lafı vardı, insan ölmeye karar verince ölür diye. Belki Kuzgun da ölmeye karar vermişler, onu bilemiyorum. Yaşama umudu vermediğimiz zaman insanlara. Yaşama umudu neyle verilir? Yaptığı üretime sahip çıkarsanız, sözlerine sahip çıkarsanız, dünya görüşüne sahip çıkarsanız, arkasında durursunuz. Bunun hiçbirisi olmayınca her şey anlamını yitiriyor yani. Sanırım o yüzden aslına bakarsanız bugün Kuzgun Acar'ı dile getirmek bu açıdan daha da önemli oluyor. Yani onun temsil ettiği şeyin yaşamasına yönelik bir umuda yönelik bir hamle olarak aslına bakarsanız dile getirmenin Evet. bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum Cengiz ne der bu Çok konuda ama. haklısın. Çok haklısın. Yani Kuzgun bu ülkenin belleğinden silinmemesi şart olan biridir. Çünkü bu belleğin çok önemli bir parçasıdır Kuzgun. Yani yarın öbür gün bizden sonraki kuşaklar bir şeylere asılacaklarsa, bir şeylere dayanacaklarsa, bir hareket noktası belirleyeceklerse bunlardan birisi Kuzgun'dur. Onun için Kuzgun'un bu ülkenin belleğinden yok edilmemesi gerekir. Ya Benim tam için da en bu önemli... mesela Ay ben aslında. yine araya girdim. Özür dilerim. Ben Aynı bir anda araya başladım. girdim mesela Lütfen. şimdi. Tabii. Şöyle. Biz de Sertaç'la az değiliz yaş olarak. Kuzgun'u anmak doğum günlerinde ya da başka bu yetmiyor. Yetmiyor şöyle bir şey. Asıl olan o kültürün akışkanlığı diye bir şey var bildiğim kadarıyla ya da tahmin ettiğim kadarıyla ya da böyle bir tez var. Eğer biz Kuzgun Acar'ı bir biçimde aktarmaya çalışırız, yani benim görevim ne şu an? Benim bir sürü görevimden en başa yazdıklarımdan birisi de Kuzgun Acar'ı aktarmak, derdim bu. Ha, yani Mimar Sinan'da şimdi o Güzel Sanatlar Akademisi nedir, ne değildir bilmiyorum. Var mı böyle bir şey? İlgileniyorlar mı? Ya da şöyle bir şey. Mesela Kuzgun Hoca üzerine bakmadım ama bakacağım. Tez yazılmış mı? Ben bunu merak ediyorum. Ben Ya da inanmadım. ama bu bir trajedi. Böyle bir şey. Ya böyle bir şey olmuyorsa bu bir trajedidir. Ha, bir de şöyle bir şey var. Hem Marx'ta geçer ama Tanpınar'da da geçer. İkisi de sessizlik suikastı diye bir şey var. Yani en yapılmayacak Evet. değerinize
Sessiz sükunet. Peki yani ben fakir şair niye bu kadar uğraşsın ki Kuzgun Acar'la? Yani akademi niye uğraşmasın ki? Akademide bir bölüme niye adı verilmesin ki? Niye Niye verilmesin? çalışılmasın ki onun üzerine? Ha, yani iyi de zaten bir kez haksızlık yapılıyor. O ayrı. Akademiye hoca olarak ya da o kadro almıyorlar. Zaten başka hikayeleri de var. Şimdi bu İlhan Selçuk'a gidiyorlar, biz askere çağırıyorlar bizi gibi. Diyor ki Beykoz'da diyor bir şey var, yüzbaşı asker karakolda, ona gidin. Ona gidiyorlar. Yüzbaşı bakıyor, tamam sizi askere çağırıyorlar ama bir ihbar mektubu var. Zeki Faik Güzel göndermiş. Bunlar komünisttir diye. Orada da Mengü Ertel'le beraber bir dal kırılmama hikayesi var. Bir yanma hikayesi var. Tam hatırlayamıyorum. Yani suikast tamam o taraftan başlıyor ama asıl olan şu. Koskoca yani akademiler var. Koskoca mesela niye bakılmaz? Niye görülmez? Şöyle bir Buyurun şey. hocam. Yani demin çok haklı bir yere değindiniz. Acaba üzerine hazırlanmış bir tez var mı? Bir tez hazırlamak üzerine o hazırlayana da bir şeyler kazandırır. Bir şeyler kazandırır. Yani o kuzgundaki zenginliğin verildiği yerde farkına varmak. Ama şu, demin dediğim gibi sessizliği cinayet, sessizlik suikastı aşamadığımız zaman yok saymak. Çünkü aşmaya çalışmak bayağı çaba ister. Bayağı yetenek ister. Halbuki kolayca, yani galiba Türkiye'deki özelliklerden biri de insana kolay bir yere geliyorlar. Ve o kolay geldikleri, hak etmediklerini bildikleri için içten içe onu kaybetmemek adına yapmadıkları şey yok. Onlardan biri de toplumsal belleği yok etmektedir. Çünkü o bellekte kendilerinin yeri olmayacak. Yine dönüp dolaşıp insanlar dönüşümün boyutluğuna geliyoruz maalesef. Ben belki bu konuda çok katıyım ama kesinlikle öyle düşünüyorum. Bir sürü insanların bizi ihbar eden de bu halk. Bir sürü insanın bizi yok sayan da bu halk. Hala kendilerini yok ediliyor, onun farkında olmayan bir halk. Bu yüzden uzun içinde tabii ki o sessizlik suikastı uygulanmış maalesef. Onu yapmamak için bunu aşabilmeyi ümit edecek bir yetenekte ve sorumlulukta olmak gerekir. Ben öyle insanlar görmüyorum. Zeki Faik Güzel diyorsunuz. Kendisi bir sanatçı. Yani nasıl yapar böyle bir şey? Hayır, yapıyorlar demek. İhbarları zaten hep en yakınları yaptı. Dikkat edersiniz. Bütün toplumsal geçmişimiz, siyasal geçmişimiz için. Ama bir taraftan da acaba mesela bugün baktığımız zaman sanatta şimdi Kuzgun Acar tabii belli bir toplumsallığın içine doğan bir isim. Tıpkı sizin olduğunuz gibi, diğer isimlerin olduğu gibi. Yani bugün şimdi Cengiz'in söylediğine ek yapacak olursam, yani Kuzgun Acar şimdi akademide neden çalışılıyor? Yani bu ülkenin işte tiyatro birikiminde bir takım ilerici ve devrimci adımlar neden çalışılmıyorsa muhtemelen ondan çalışılmıyordur. Yani çok basit aslında, bu kadar hani karmaşık bir şey değil neden yapılmadı. Ama bir taraftan da baktığınız zaman bugün sanatçı olarak kodladığımız şey çok daha dekoratif bir, yani dekoratif işler yapan bir kişi değil mi bugün sanatçı? Yani Kuzgun, tekrardan bir Kuzgun Acar'ın ortaya çıkışını sağlayacak ne bir eğitim sistemi ne bir sanat anlayışı var değil herhalde. Yani böyle bir şey yok. Ama şöyle bir şey yani Serkan evinin odasına göre metreyle kitap alan bir toplum haline geldik biz. Salonun büyüklüğüne göre metreyle kitap alan bir toplumuz biz. Evine tablo alırken koltuğun rengini düşünerek tablo alan bir toplum haline geldik. Yani bu kadar yapay, bu kadar yüzeysel, bu kadar kişilikten yoksun bir yapı içindeyiz. Tabii ki o yapı içinde uzun gibi insanlar yani. Onlardan birisi de benim kocam Selmet Çağan'dı o insanların yeri yok bu toplumda.
Yani sistem aslına bakarsanız bu kapitalist uzlaşma biçimi nereden bakarsanız bakın sanatı ya da sanatçının toplumla bağını ve gündelik hayatta bağını dolayısıyla onun siyasallaşmasını da engelleyen en önemli Tabii, etken herhalde. tabii, 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 tabii. Yani bir sanatçıyı her şeyle seversiniz. Çünkü bunun yapıtlarını sokaktaki insan pek sevebileceğini sanmıyorum. Bir bilmem ne değil, bir bilmem ne değil. Ama bir hareket var, bir ayaklanma var, bir dikleşme var, bir dik duruş var. Bunlar bizim insanımız diyor. Kendisiyle özdeşleşmeyen bir şey. Niyet lenisesi ki. Kendisi özdeşleşemiyor ki onunla. Onu da özdeşleştiği işte görüyorsunuz. Kütahya'ya bilmem Çin'i ibrik heykeli yapıyor. Bilmem nereye sarımsak heykeli yapıyor. Geldiğimiz estetik anlayış bu maalesef. Daha doğrusu geldiğimiz değil, getirildiğimiz. Evet. Çünkü Sadece bu değil. 12 Mart'tan sonra bu ülkede başarılan en büyük hamle tek boyutlu insan yetiştirme politikasıdır. Bir kültür politikası olmadı. Devletin bir kültüre bakışı olmadı. Devlet sadece tek boyutlu insan yetiştirmeyi hedefledi. Bunu da başardılar. Bu insanda nedir tek boyutlu insan? Bu şeyi dönen insan. Benim insanım, işini bilir insanım. Peki Kuzgun Acar ile bugün kapıyı açsa ne derdiniz? Ne konuşurdunuz? Bir defa kapıyı şöyle açardı. Yancağızım nasılsın derdi. Hemşirem derdi bana. Hemşire Aa. gel sen ben. Evet. İkimizde de hafif bir vertigo vardı. Kilibel Hanım en üst katında, çatı katında tiyatro dergisinin bir şeysi vardı. Yazıhanemiz vardı. Altı katı garip bir şey. Çok eski apartmanın güzel bir asansörü vardı. Böyle heykeli işlemeli falan. Fakat o asansörle çatı katına çıkıldı ama asansörde inmek yasak. Onun için yürüyerek inerdik. Merdivenler, merdivenler. Ama ikimiz birden hafif vertigomuz olduğu için basamaklar ayaklarımızın altından kayıyor gibi olurdu. Hemşire ver elini beraber. Ederek tutuşalım öyle inelim der öyle inerdik. Şimdi kapıdan girse cancağızım diyecekti bana. Cancağızım da bunu en güzel kullanan, en sıcak kullanan ve en çok anlam yükleyen insanlardan biri. Belki de tek. Evet. Şöyle söyleyeyim, sanırım bu sözleriniz bize şu anda daha da çok umut verdi. Ve nasıl söyleyeyim, hani söylenecek her şeyi bağlayan, tamamlayan ve aktaran bir cümle gibi oldu benim için şu anda. Bilmiyorum Cengiz, eklemek istediğin bir şey var mı? Yani Bu o kadar çünkü sesini bağlayıcı bir anı ki yani çok hani içinde çok fazla şey barındıran bir tanımlama oldu benim açımdan. Çok da duygu yüklü oldu açıkçası. hayatım, Siz evet. buyurun. Uzun hayatımda tanıdığım en diyerken, en seveceğim, aklını ve yüreğini herkesle paylaşmaya açık bir insandı. Dediğim gibi yerine dolduramadığım birkaç kişi vardı hayatımda. Onlardan birisi oldu. Ya Seçkin Hanım, teşekkür ederim. Size biz borçlandım. Şu anlamda borçlandım. Aynı şeyi düşünüyordum. Bugün anmak bir biçimde, peki sonra size şunun sözünü veriyorum. Ben Kuzgun Acar'ı aktaracağım birilerine. Onlara da diyeceğim ki biz 1 Şubat'ta böyle böyle bir program yapmıştık. Seçkin Hanım'la da konuşmuştuk. Ona söz verdim. Ve benim bu sözümü siz gerçekleştirin. Ama bir şartla siz de başkalarına aktarın diyeceğim. Ve şunu vurgulayın. Bunu yapmak sizin vatandaşlık görevinizdir. Çünkü bu ülke halkının belleğidir. Bu belleğin kuşaktan kuşağa aktarılması gerekir ki bu ülke ayakta kalabilsin.
O sözü tersine çevirmek lazım galiba. Hafızayı beşer nisyan ile mağlul değildir efendim. Değildir. Ama işte o nisyana uğratmamak için de çaba göstermek gerekir. Aynen. Çok teşekkür ederim. Yani iyi ki varsınız. Seçkin Sağ olun. Hanım, İyi ki sizler de varsınız. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için size çok çok teşekkür ederiz. Programın başında da dediğiniz gibi tarih gerçekten akmaya devam ediyor ve bu akan kocaman nehir içinde daha uzun müddet umarım bizimle birlikte olursunuz. Umarım. Üretiminiz umarım tiyatroda ilgili şu salgın koşulları geçerse işte günler bize ne gösterecek bakacağız. Umarım tekrar o üretimlerinizde yeniden Tabii şu buluşuruz. anda 176. kitabımı çevirmekteyim. Benden daha yaşlı bir çeviri birikimi karşısında Hep bunu derim. saygılarımı sunuyorum. 176 kitap okuyanın aydın geçindiği bir ülkede 176 kitap çeviren biri olmak bahtsızlığını yaşıyorum. Şeref verdim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Çok sağ Hoşça olun. kalın. Başarılar diliyorum. Dijital Güzel ortam bir bile sonuç olsa, bırakacağım. dijital bir ortam bile Görüşmüş olsa olun. ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Zaten şimdi ev içinde yürümekten başka bir şey yapmıyoruz. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Diyorum. İyi İyi günler. günler. Hoşça İyi kalın. günler Çok seçim. sağ olun.